Helal olsun kanka. Demek nihayet evleniyorsun ha? Annemlerin senelerdir evlenmezsen evlen demelerinden bıktım. Evleniyorum. Harası satayım. Bana bak. Sakın bunlar bu sefer de boşan boşan diye başının etini yemesinler ha. Öyle bir şey isteyeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü kadın yıllardır, yaklaşık 30 senedir evlenmemi istiyor. Peki kim bu şanslı hanım? Ulan yoksa 18'lik bir çıtır mı buldun? Seninki de seni. Ulan ne kartoloş yılansın sen be. Yok be oğlum. Reyhan. Reyhan mı? Ulan aferin kıza be. Bekledi sonunda seni kafesledi demek. Kanka, bugün ben de bir hanımla görüşmeye gideceğim. Kanka, bana bak. Yoksa seni de mi baş göz ediyoruz ha? Artık hayırlısıysa olur. Ben de bekarlıktan bıktım be kanka. Bakarsın, çifte düğün yaparız. Hadi ya. Yahu gerçekten evleniyor musunuz siz? Hani yanlış anlamayın ama sizin gelinin ayağına bile basacak haliniz yok ki. Nikahta da size para yerine mesir macunu yapıştırırız artık. Yani arkadaşlar, bu iş yerinde 30 senedir bir de bayan olduğunu hatırlamıyorsunuz ya. Pes yani. Ooo, gülün. Kardeşim, ben size kikir demeniz için değil, çalışmanız için para veriyorum. Şu hale bak, altın kızlara rakip, altın erkekler topluluğu. Bahabeyciğim, biz iş konuşuyorduk efendim. Müfit Bey biraderim, üzerinize afiyet, işle ilgili çok güzel bir fikre anlattı. Bu fikre var ya, ağızlara sakız olacak cinsten. Yani o kadar güzel bir fikre. Ben size dalga geçmeniz için değil, çalışmanız, çok çalışmanız için para veriyorum. Hadi herkes işinin başına, marş. Önder, neredesin sen? Buradayım Bahar Bey. Bahar değil, Baha be. Tamam, Baha be bey. Buna karif seninle mi uğraşacağım? Bana bir çay getir çabuk. Emredersiniz. Ama siz kimsiniz? Birisi şuna her şeyi baştan anlatsın. Dünyanın oluşumundan bile başlayabilirsiniz. Yine beyni kısa devre yaptı anlaşılan. Neler oluyor burada? Yanlış hatırlamıyorsam burası benim ajansımdı. Siz de benim yanımda çalışıyordunuz. Maalesef o eskiden göndermeyeceğim. Neyse, ben şimdi sana yeniden anlatayım. Burası vakti zamanında senindi. Ama sen mali sıkıntı içine düşünce sayısal lotodan büyük ikramiye kazanan Baha Bey'e burayı satmak zorunda kaldın. O zamanlar Baha Bey değildi, sadece Baha'ydı. Ve bize çay, kahve ve ıvır zıvır getirmekle yükümlüydü Önder. Hatırladın değil mi dıngıl? Yok. Aman bana ne canım, kiminse kimin. Ben gideyim tabiin diyet kahvesini getireyim. Ay vallahi bacaklarında derman olsa şimdi bir daha kalkıp şıkkır göbek atacağım. Ama neyse, bir göbeklik dermanımı artık minik kuşumun düğününe saklıyorum. Mazharımın düğününde mutlaka oynayacağım, mutlaka. Tabii. Senin gözünde yıllar yılı evlenmelik ve düğününde göbek atmalık tek evladının abim olduğu nasıl da belli. Ah. Kaderimiz Meryem Ana ile aynıymış, aynı. Ama sus. Ay, vır konuşup da tansiyonumu yükseltme benim şimdi. Kalk hadi kalk, git Reyhan'ı bul. Söyle ona nikah işlemlerine hemen başlasın. Reyhan mı? Ama ben onu uzun zamandır görmüyorum ki. Nerededir acaba? Hem bakalım kızı bulsak abimle evlenmeyi kabul edecek mi? Unutuyorsun galiba. Kız abimle 39 kere nikah masasına oturup 39 kere evlenemeden kalktı. Eder. Reyhan abinle evlenmeyi her zaman kabul eder. İyi, ben Reyhan'ı bulayım. Belki o zaman sıra bana gelir. Bir yanık kokusu mu var? Anne, sakın senin fırına koyduğun kek yanıyor olmasın. Ben kek mi yapıyordum? Evet, unuttun mu yoksa? Allah. Unutmuşum vallahi. Ay, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay, gidip bakayım bari. Hadi ben seni hemen götüreyim. Ay, acaba bu sefer nasıl bir tip yapsam kendime? Sarışın oldum, esmer oldum, kızıl oldum.
pazarlamacı kız oldun, bankacı kız oldun, hostes, ayakkabı boyacısı, her kılığa girdim. Bekle beni Müfit Bey, bu sefer sana yepyeni bir tiple geliyorum. Ay ne var? Ay bak oralardadır. Zavallı kek John Havli'yle sözsüz diye buzdolabına kaçmıştır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.